Merhaba sevgili izleyenler. Tanrı'nın Yaratışı ve Sevgisi programına hoş geldiniz. Daha önceki bölümümüzde kutsal kitabı yorumlarken dikkat etmemiz gereken 5 faktör olduğundan bahsetmiştim. Bu faktörlerden birincisi üzerinde durmuştuk. Dolayısıyla bugün de sizlerle diğer geri kalan 4 tanesinin üzerinde duracağız. Tek tek açıklamalarını yapacağız. Kutsal kitapta ne yazıyormuş, hangi yol izlememiz gerekiyormuş onları öğreneceğiz. Ama hemen kısaca birinci maddenin hatırlatmasını yapayım size. Hadi o zaman işe koyulalım. Birincisi, tercümeleri kıyaslayın demiştim. Yani incelediğiniz ayeti ilk okuduğunuz tercümesini en az 2 nitelikli güncel tercümeyle kıyaslayın. 2 dil biliyorsanız 2 farklı kutsal kitabı alıp aynı ayeti incelemeniz ve ortak anlam üzerinde durmanızı tavsiye ederim. Tercümanın özgün metnini tercüme ederken hangi kısımlarda kendi yorumlarını daha çok yer verdiğini anlayabilirsiniz. Tercümeler arasında farklılıklardan yola çıkarak özgün metne dair daha iyi bir fikir edinebilir. Böylece incelediğiniz ayeti daha iyi bir şekilde anlayabilirsiniz. Dil çok çeşitli biçimlerde kullanılabiliyor. Yani bir metinde kullanılan kelimenin sözlük anlamında mı, becaze anlamlarda mı kullandıklarını anlayabilmek çok önemlidir. Yani bunun bir diğer versiyonu ise işte düz yazı mı, şiir dili mi arasındaki farklar vesaire. Yani şiir dilinde şair yaratıcı özgürlüğüne sahip, gerçeğinde hiçbirimiz inkar etmeyiz. Şiirde bazı kelimelerin sözlük anlamlarıyla uzaktan yakından ilgisi olmayan çok farklı anlamlarda kullanılabildiğini biliriz. Yani şiirin amacı genellikle kelimeyle sözlük anlamlarıyla kullanmak değil, okuyucuya belirli bir şeyleri tasvir etmek, bir takım duyguları hissetmesini sağlamak falan. Mezmurların yazarı defalarca Rab benim kayam, sığınağım, kurtarıcımdır deyişinde geçen kelimeler sözlük anlamlarıyla yorumlanırsa bu cümle hiçbir anlam ifade etmez. Halbuki azıcık hayal gücüne sahip olan herkes bu ifadede kastedilenin ne olduğunu anlayabilir. Yani mecazi bir anlam kullanıldığını, işte kelimelerin sözlük anlamlarının dışında kullanışlarının sadece şiirde rastlanan bir durum değildir gördüğümüz üzere. Öğretmen arkadaşım eve döndüğünde kendisine o günkü derslerin işte nasıl olduğunu sorsam ve bana öğrenciler beni iyi bitirdiler be dese, arkadaşımın üzerinde ısırık izi falan aramam pek mantıklı gözükmez değil mi? Eğer arkadaşımın bu sözlerini sözlük anlamlarıyla yorumlayacak olsam, kendisinin bana yalan söylediği sonucuna varabilirim. İşte burada duralım. Çünkü mantık ve asıl bu örnek üzerinden ne anlatmak istediğimi anlayacaksınız. Bir şeyi yanlış anlıyorsak, yani yanlış anlıyor ve yanlış anladığımızı doğru varsayıyorsak, direkt karşımızdakine yalan söylüyorsun ya diyoruz. Değil mi? Çok direkt araştırmadan etmeden direkt sen yalan söylüyorsun. İşte bu kaynak yanlıştır. İşte bu doğru değildir. Ne oldu bizim gerçek arayışımıza? Gerçekte arkadaşım sınıfta yaşadığı sıkıntıları anlatabilmek için kelimeleri biraz mecazi anlamda kullanmıştı aslında. Yani aslında bakarsanız mecazi mürsel diye bilinen bir edebi sanata düz yazıda da sıkça rastlanabiliyor. Örneğin bir çocuk için cin gibi deriz. Yani bir arkadaşımızın çakı gibi olduğunu söyleriz. Ama dilimizdeki bu mecazi kullanımlarının çoğunu biliriz değil mi? Yani bu sıkça kullanılan bir kavram olduğu için. Anlatmak istediğim şu. Bizim dikkat etmemiz gerekiyor. Anlam kaymaları, kültür farkı, deyim farkı, anlam farkı. Mesela hani
bizim şaka olarak algıladığımız bir deyimi gidip de farklı bir dile çevirdiğimizde yani karşımızdaki pek de gülmeyebilir bazen. Ancak bambaşka bir kültürel dokunun uzantısı olan yabancı bir dildeki bu tarz kullanımları fark etmemiz daha güçtür. Yani özellikle de karşıdaki kültürü çok iyi bilmiyorsak. Çünkü her dil anlamdan öte halkın kültürel yapısını da yansıtıyor. Yaratılış 1-11 bölümlerini incelemeye başladığımızda diğer edebi meselelerde yaptığımız gibi ne tür bir eser okumakta olduğumuz meselesini de göz önünde bulundurmamız gerekecektir. Yani gel gelelim işte şiirsel mi, tarihsel mi, makalesel mi bir sürü şeyi. Kutsal kitap tek bir kitaptan oluşmuyor. Bu konuda daha önce de çok bahsetmiştim. Çok sayıda kitabın bir araya gelmesiyle oluşturulmuştur. Şimdi birçok kitaplar farklı. Bu kitaplar çeşitli edebi türü birbirinin içerisinde barındırıyor. Hatta bazı kitaplar içerisinde iki farklı edebi türe rastlamak bile mümkün. Yani tarih, şiir, özdeyiş kitapları, peygamberlik sözleri içeren ve imanlara yazılmış mektuplardan oluşan kitaplar, yani çeşit çeşit kitapları var. Bazı kitaplarda birden fazla türde yazılara rastlanabilir demiştik. Bu çoğu zaman bizi biraz yanılgıya düşüren, çoğu zaman bizim hani tuzak gibi, kendimiz için tuzak gibi hazırlanan bir şeylerdir. Yani çok yanılmaya müsait durumlardan bir tanesidir. Hangi edebi türe ait olduğunu bilmeden okuduğumuz bir ayeti yanlış anlamamız çok büyük bir olasılıktır. Yani mesela özdeyiş nedir diye sorduğumda aldığım cevaplardan ikisi bilgece bir söz, hayırlı bir nasihat. Yani bu her yerde sorduğumda aldığım cevap bu. Peki, eğer bu cevaplar doğruysa, Süleyman'ın özdeyişleri 21-14'ü nasıl yorumlamalı? Bu ayette şöyle yazılıyor. Süleyman'ın özdeyişleri, hemen notlarıma bakıyorum. 21-14. Gizlice verilen armağan öfkeyi, koyuna sokuşturulan rüşvette kızgın gazabı yatıştırır. Yani bu özdeyişte ne anlamamız gerekiyor? Rüşvet vermemiz gerektiği mi? Yani biraz mecazi bir anlatım söz konusu olduğu için yani bu ayeti özellikle yorumlarken çok dikkatli olmamız gerekiyor. Eğer özdeyişler gerçekten de hayırlı nasihatler ise, yani özdeyişler hani hayırlı nasihat vesaire demiştik. O zaman 21-14'ten çıkan bu anlamı çıkarmamız gerekiyor değil mi? Hani öfkeyi işte koynumuza verelim, rüşvet verelim vesaire. Çok yanılıyoruz. Böyle düşünerek gerçekten çok yanılıyoruz. Özdeyişler her zaman hayırlı nasihatler değildir. Yani kötü şeyler söylüyor vesaire demiyorum. Bunu diyerek kötü şeyler yazıyor falan demiyorum. Yani yanlış anlamayın. Sadece Özdeyişler kitabında gözlem içerikli metinler de yer alıyor. Hoppala. Hani gerçek anlamda, hani mecaz anlamda. Ne oluyor? Gözlem ifade eden metinler de eklendi. İşte anlatmak istediğim de bu. Bir sürü bakış açısı, bir sürü şey var. Neden sadece 2 veya 3 ile değerlendiriyoruz ki? İbrani özdeyişleri genellikle kolay hatırda kalacak biçimde yazılmış gerçekçi gözlemlerdir mesela. Her zaman ahlaki yargılar içermiyorlar. Yani özdeyişler 21-14'te de yazıyor bu. Yani rüşvetin kimi zaman işe yarayabildiği yönündeki gözlemini aktarmıştır sadece. İnsanların rüşvete başvurmaya iten de budur. Ancak özdeyişler 17-23'te rüşvet konusunda ahlaki bir yargıya varılır. Bakın, Süleyman özdeyişleri 17-23. Kötü kişi
adaleti saptırmak için gizlice rüşvet alır. Özdeyişlerde gördüğümüz bu değişkin yaklaşımdan alınabilecek bir ders var ama hani tam birbirine zıt ayetler ama burada anlatılmak istenen bir şey var. Bir ayetin veya bir kitabın küçük bir kısmına, metnin geri kalanını okumadan değerlendirmek çok tehlikelidir ve çoğumuzun düştüğü hatalardan bir tanesidir. Özdeyişler kitabının rüşvet konusunda vardığı yargıyı sadece 21-14'ü okuyarak anlayamayacağız. Bu kitapta rüşvete değinen bütün özdeyişleri göz önünde almalıyız. Yani bütün size bahsettiğim Süleyman'ın özdeyişleri 21-14, Süleyman'ın özdeyişleri 17-23 ve nice bu konuda rüşvet konusunda ayet bulunuyor. Bütün bunları bir araya getirip eğer yorumlarsak asıl anlatılmak isteneni anlayabiliriz. Tek bir yargıdan, tek bir bakış açısından bütün her şeyi göremeyiz. Tek bir gözlükle, yani şöyle düşünün. Uzay gören bir gözlükle gidip de yakındaki ben kitabı nasıl okuyayım? Yakını gördüğüm gözlükle uzağı nasıl göreyim? Her şey için, her kapının kendi anahtarı bulunuyor. Şimdi üçüncü bir özelliğe geçiyorum. Zıtlık aramaktansa uyum arayın. Şimdi kutsal kitabın bu az önce bahsettiğim konu üzerine gelmiş bu madde özellikle esinlenmiş Tanrı sözü olduğuna inanıyorsak, yani buna inanıyorsak bu metinde birbiriyle çelişen ibarelere rastlayamayacağımızı düşünürüz. Ne de olsa sadık ve gerçek olan Tanrı'nın önce bir şeyler söyleyip daha sonra bu söylediklerini çelişecek başka şeyler söylemesini beklemeyiz, değil mi? Yani söylemek istediğim şu, gözle görülür çelişkilerle karşılaştığımızda, yani Süleyman'ın özdeyişleri 17-23 ile Süleyman'ın özdeyişleri 21-14 gibi, yani bu tür çelişkilerle karşılaştığımızda daha fazla araştırma ve değerlendirme ile söz konusu ayetler arasındaki uyumu keşfedebiliriz. Bu uyumu farklı kitapları da, farklı ayetleri de, farklı belki bazen eğer iki farklı kutsal kitabı önünüze alırsanız bazen belirli deyimlerin bile olduğunu karşılaştırabilirsiniz. Deyimlerin, kutsal kitapta kullanılan kalıpların, söz kalıplarının ne anlama geldiğini, bunları hangi durumlar için kullanıldığını vesaire çok açık bir şekilde görebilirsiniz. Şimdi bir diğer önemli maddeye geçiyorum. Bir, okuduğumuz metinlerin tercümelerine bakalım demiştik. İki, bunları zıtlık yerine uyum arayalım demiştim. Şimdi bir diğer madde ise okuduğumuz ayetin yazıldığı dönemin ne ifade ettiğini anlamaya çalışalım. Size en başından demiştim. Kültür ve dönem en noktalardır. En uç nokta. Dönem ve kültür. İnsanlar çünkü bizim günümüzde de bu çok gençler arasında özellikle çok yaygın olan bir durum. Ne yapıyoruz? Mesela bir şaka çıkıyor. İşte onu sürekli kullanmaya başlıyoruz vesaire. Kısacası bu tür şeyler, bu tür benzetmeler vesaire yapmayalım. Söylemek istediğim şu, bu önemli konuya devam edeceğiz. Fakat bu tür şeyleri biraz daha derine inerek incelemeye dikkat edin. Kısa bir aradan sonra tekrar devam edeceğiz.